Az önce konuştu mu? Hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı karşınızdayız canlı yayınla. Sevgili seyirciler, 2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray. Şampiyon Galatasaray'ın inanılmaz büyük bir şampiyonluk hikayesi var. Ve bu hikayenin arkasındaki en önemli kahramanlardan bir tanesi bugün konuğumuz Galatasaray'ın şampiyon şampiyon hocası Okan Buruk. Hocam hoş geldin. Sonunda. Sonunda evet sonunda sonunda hakikaten sonunda ya. Geç oldu ama güç olmadı. Seni misafir ettik sonunda. Yani. Çok uzun aylar sonra geldim. Evet, mutluyum tabii ki seninle beraber olduğumdan. Genel olarak mutluyum, heyecanlıyım. Bir yandan işte geçen sezonun mutluluğu, bir yandan bir sonraki sezonun yavaş yavaş hazırlıkları. Bizim iş böyle. Şimdi senin kariyerine dair sorular soracağım ama şimdi Galatasaray'ın şampiyonluğu sahiden büyük bir hikaye. Neden büyük bir hikaye dediğimi anlatayım. Çünkü üç takımın yani Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin topladığı puanlara bakınca her üçü de ortalama birlikteki şampiyonluk üçü puanını şampiyon toplamışlar. Olması. Üçü de şampiyon değil olması mi? Yani ve Galatasaray 2.40 küsürle şampiyon oldu. 2.44. 44'le oluyor. Diğer takımların da 2.20'ler civarı falan evet. Bildiğim kadarıyla. Ben Başakşehir'le şampiyon olduğumda 2.10'lar falan da yani. Düşün. Böyle bir sezonda şampiyon olmak çok daha önemli. Sen bu sezonun bir başlığını atacak olsan, yani bu şampiyonluğa bir başlık atacak olsan ne dersin? Ya bir kere 100. yıl, Cumhuriyetimizin 100. yılı hep onu böyle motto ettik aslında. Yani evet. Cumhuriyetin yüzünde. Büyük yani onur, tabii. Bir de 23. şampiyonluk 2023 yani biz hep böyle 23 üzerinden gittik. Hep başlığımızı 23 üzerinden attık. Yani kendi adıma da aslında yani bizim açımızdan mucizevi de bir şey oldu. Yani tabii ki hiçbir şey mucize değil bu ligde ama bir yandan geçen sene 13. sırada bitirmiş bir takım bu sene şampiyon olarak bitiriyor. Bence ben hep hak edilmiş şampiyonluk başlığını atıyorum. Çünkü sen de söyledin, bence Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta tabii başarılı baktığında. Yani 3 takım da aslında başarılı, biri daha başarılı. Tabii. Sonuç olarak. Hocam şimdi sezon başladığında kadro başka bir kadroydu aslında. Evet. Yani bu kadro değildi o kadro. Ben aslında ilk antrenmanım var. Konuştuğum insanların birçoğu yok yani. Bu kadroyla konuşmamışım ben. Ve kampa gittiğim kadro da bu kadro değil. Yani bambaşka bir değişim var. İlk kampımızın kadrosu bu kadro değil. Yani buradan 2 kişi, 3 kişi falan var. Peki başlarken yani ne hissediyordun? Bu sene şampiyonu olacağız hissi var mıydı? Çünkü bir yandan da rakipler de deli gibi transfer yapıyorlar. İyi isimler getirenler var. Çok iyi hazırlanmış olanlar var. Bir önceki senenin şampiyonu var. Var oğlu var. Sen de Galatasaray'a geldin. Evet. Büyük umutlarla getirildin. Galatasaray'ın evladı. Müthiş bir kariyerin var bu arada. Yani son 5 yılda Okan Buruk'un 3 kupası var. Ben hep söylüyorum. Şu anda senin jenerasyonunda Okan Buruk ayrıştı. Yani bence Sergen Hoca da ayrıştı. Evet, büyük camiada şampiyonluk başka bir şey çünkü. Kesinlikle. Sergen Hoca ile sen sizin jenerasyonunuzun şimdi ayrı iki isimsiniz. Ben hep söylüyorum. Yani Fatih Hoca, Şenol Hoca, Mustafa Denizli'den sonra şu anda bu ekolle, bu jenerasyondan gelen sen varsın. Orada bir zorluk ne oluyor? Sergen Hoca da aynısını yaşıyor. Bir takımdan ayrıldığınız zaman tekrar takım bulmanız, yani kendi level'ınızda takım bulmanız zorlaşıyor. Mesela Sergen Hoca onu yaşıyor şu anda. Evet. Ben mesela 1,5 sene bekledim. Yani Başakşehir sonrası. Yani kendi seviyenizde takımlar artık, o takımlarda çalışmak zorundasınız. O şampiyonluk ünvanını aldıktan sonra o level'da gitmeniz gerekiyor. O zor bir şey. Ama bir yandan yani sezon başı da ben ilk geldiğimde hedef şampiyonluk dedim. Çünkü Galatasaray takımının hedefi hep şampiyonluk. O kadroyla dedim mi? Yani o dedim. Kamp. Yani ilk basın toplantısı, hatta yani Beşiktaş için de aynısıdır. Fenerbahçe tabii için de aynısıdır. Yani bunun dışında bir hedef koyamazsınız zaten kendinize. Yani şampiyon olmak zorundasınız. Şampiyonla oynamak zorundasınız. Olur olmaz o ayrı bir şey ama şampiyonla oynamak zorundasınız. Bizim en büyük dezavantajımız geçen seneden gelen aslında psikolojik de bir yıkım vardı camianın üzerinde. Tabii. Yani biz biraz da gelen oyuncular, yenilenen kadroyla o psikolojik olan yıkımı da onarmaya çalıştık. Yani bugün baktım mesela stat doluluk oranlarını vardı bir şeyde, Twitter'da gördüm. 45 bin ortalamayla oynamışız. Müthiş. Son belki yani stat açıldığından beri en yüksek ortalama olabilir. Yani bu da hem seyircinin takıma inandığı hem takımına birleştiği ve o psikoloji erken haftalarda kırdığını net bir şekilde gösteriyor. Bence yaptığımız transferler, kurduğumuz kadro önemliydi. Benim için en büyük şans, ben hep şöyle bir şey derdim. Yani buraya çalışmadan önce, tamam bir gün inşallah Galatasaray olacak ama en doğru zamanda olsun. En doğru zamanda oldu aslında. Yani Dursun Başkan'la birlikte, evet, Erdem Bey, yönetim kurulumuz, hepsi gerçekten
Çok doğru bir zaman oldu. Çok doğru bir ekip oldu. Ve zaten hep beraber biz şampiyon olduysak hep, yani sadece futbolcu değil, hoca değil, yani seyirci hepsi, yani biz takım olarak, Galatasaray olarak, camia olarak bu sene şampiyon olduk. Burada camianın da birleştirici tabii unsurların ön plana çıkması bu sene, yani bir bütün oldu ilk defa belki yıllardır Galatasaray camiası. Bu da aslında yani çok değerliydi. Galatasaray ama ayrışan bir futbol da oynadı. Yani bu sene belli başlı dönemlerde özellikle Galatasaray'ın oyunu çok baskın bir oyundu. Yani herkes maça çıkarken Galatasaray, abi favori Galatasaray diye, evet, maça çıkıyordu. Baskılı bir oyun, sürekli gol arayan, kolay kolay pes etmeyen, fiziksel olarak, evet, çoğu zaman ayakta durmaya çalışan. İşte genlerimizde bu var. Yani Galatasaray'ın genlerinde, ben mesela altyapıdan yetişmiş bir oyuncuyum. Genlerinde o vardır Galatasaray'ın. Baskılı oynar, dominant oynar, önde oynar, rakip kaleye yakın oynar. Bunun dışına denediğinizde aslında büyük takımlarda sonuç almak zor. Yani büyük takımlar baskın bir oyun, güçlü bir oyun oynar. Yani biz birçok şeyde bunu denemek istedik. Yani ona uygun oyuncular seçmek de tabii ki çok önemli. O kadro da çok önemli ama oyun formatınız çok önemli. Dediğiniz gibi onu hissettirmeniz gerekiyor. Özellikle iç saha maçlarında bunu net bir şekilde gelen takımları hissettirdik biz.